Bıldırcınları nereden buluyorsun? Bıldırcınları özel çiftliğimiz var bizim. Oradan geliyorlar. Canlı canlı. İşte burada işleme tabi tutuluyor. Bir gün bekletiyoruz. Hayır, yumuşasın, yumuşasın diye. Yumuşasın diye. Daha sonrasında ilk başta bir bizim bir şey su hazırlıyoruz. Tuzlu, işte içinde yağlı, kekikli, limon kabuklu. O suda 45 dakika pişiyor. İyice bir yumuşadıktan sonra çıkarıyoruz. Daha sonra fırına koyuyoruz. O su ne oluyor o su? O su daha sonradan başka işte ne bileyim ben yani çorba yapacaksak mesela falan kullanılıyor. Mesela o suda çok güzel pilav oluyor. Tabii. Değil mi? Evet. Onu çıkartıyorsun sudan. Sudan çıkarıyorum. Daha sonra fırında işte bir tereyağlayıp fırına koyuyoruz. Fırında iyice bir kızarıyor 230 derecede. Kızardıktan sonra bizim bir sosumuz var bunu kullandığımız. Yine tekrardan fırınlarken koyuyoruz. Tane hardal ve balla yapılıyor. Hmm. Onu üstüne sürüyoruz. Öyle fırınlıyoruz. Çıkarıyoruz. İkinci kez fırınlıyorsun. Tabii ikinci defa. Ballı bir şekilde. O şekilde hem bal ve şeyde tane hardal da güzel bir şekilde kızarıyor. Çıkıyor. Yanında da fondan patates ve ratatouille veriyoruz. Yani ratatouille'yi birazcık daha sıvı veriyorum. Hmm. Hani bıldırcının yanında da birazcık sos gibi olsun diye. Ekmek banalsın diye. Evet evet. Birazcık öyle. Peki bıldırcının içine bir şey koymuyorsun değil mi? Yok, dolma olduğu için zaten içinde iç pilav var. Kayısılı iç pilavımız var. Nasıl iç pilav, nasıl yapıyorsun iç pilavı? İç pilavı normal bizim yaptığımız şekilde iç pilavı yapıyoruz. Bu hani zaten bıldırcının artan suyuyla beraber kullanıyoruz. Kayısı kullanıyoruz aynı zamanda. Kayısı yani üzümün yerine kayısı mı? Yok, üzüm de var, kayısı da var. Onu yapıyoruz. Peki onu o küçücük bıldırcının içine nasıl dolduruyorsun? Tam pişirmiyoruz zaten. Yarı pişirdikten sonra... Dikiyor musun onu? Yok, içine dikmiyorum. İçine doldurduktan sonra çok güzel, ceviz çok güzel kapatıyor zaten o deliği. Ha, ceviz de kapatıyorum, öyle atıyorum. Şey olmuyor yani, geri gelmiyor. Yok, geri gelmiyor. Gayet güzel bir şekilde. Servise hazır hali. Zaten yiyeceksiniz.